Ahmet Fethi Koç, Hizmet İş Sendikası'na adaylığını açıkladı. Koç, başkan olması halinde hayata geçirmeyi planladığı faaliyetleri de üyelerle paylaştı. Ahmet Fethi Koç, Hizmet İş Sendikası'na aday olduğunu açıkladı. Başkan adayı Koç, sendika üyeleri için organize edilen yemekte adaylığını açıklarken, iki ana başlıkta hayata geçirmeyi planladıkları sendikal faaliyetleri paylaştı. Kıymetli arkadaşlar, bizler iki ana faaliyetlerimizi yürüteceğiz. İki ana başlıkta faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Hizmet sendikacılığı ve sosyal sendikacılık. Çalışmalarımızın hak ve menfaatlerini korumak adına elimizi değil gövdemizi taşın altına koyacağımızı herkes bilsin. Başkan adayı Koç, alışa gelmiş bir sendikacılıktan öte sıra dışı faaliyetler için gayret göstereceğiz ifadelerini kullanırken her türlü fikir ve öneriye açık olduklarını belirtti. Sendikal faaliyetlerimizi iki başlık altında icra edeceğimizi ifade etmiştik. Birazdan konu başlıklar halinde bunları sizlere paylaşacağım. Şunu ifade etmek istiyorum ki alışına gelmiş bir sendikacılık yapmaktan öte sıra dışı sendikal faaliyetlerini yapmaya gayret göstereceğiz. Günlerdir de ekliyoruz. Mutlaka eksik olabilir, fazla olabilir, daha farklı şeyler istenebilir. Bizim dışımızda verebileceğiniz bize bilgi varsa, bilgi derken bize katma değer sağlayacak, işçiye katma değer sağlayacak bilgileriniz varsa biz bu fikirlere açığız. Her zaman da bu fikirler için sizin yanınızda olacağız. Koç daha sonra başkan olmaları halinde hayata geçirmeyi planladıkları faaliyetleri sıraladı. Kadrolu ve belper personeli ayırt etmek için gerekli hakların alınması, belper personelinin alınmamış sendikal haklara kavuşturması, güvenlik birliğinde çalışan arkadaşlarımızın sıkıntıları var, onları biliyoruz, onları değerlendireceğiz. Onların kimlik yenileme ücretleriyle gece vardiyeleri var, onları iyileştireceğiz. Engellilerimiz var, özürlülerimiz var, onlarla ilgili gerekli çalışmaları yapacağız. Çalışanlarımızın sabah, geliş ve akşam dönüş saatlerinde ikametlerine gidilmesi için servis imkanlarımızın genişletilmesi için çalışma yapılacaktır. 52 günlük ikramiye 12 aya bölünerek çalışanlarımızın aylık kazançları daha da yüksek seviyeye çıkarılması sağlanacaktır. Ramazan ve Kurban bayramlarında çalışanlarımıza 2 aylık ikramiye tutarı kadar yardım edilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Bunları da yapacağız ve alacağız, göreceksiniz arkadaşlar.